Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Protokolü Safranbolu ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. İftar programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Vali Yardımcıları, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl ve İlçe Protokolü, iş insanları, hayırseverler, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Karabük'te Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için şu ana kadar 3144 gıda kolisi yardımı yapıldı. Hayırsever iş insanlarının, kurum ve kuruluşların hazırladıkları gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilmeye devam ediyor. Vali Gürel, yapılan yardımların kısa sürede dağıtımının tamamlanacağını ifade etti. Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, havanın ısınması ile asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Müdürlük ekipleri, uzun süren kış mevsiminin ardından kentin çeşitli bölgelerinde asfalt yama, parke ve karotaj tamiri, bozulan kaldırımlarda onarım çalışmalarını başlattı. Karabük'te gece saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Nisan ayında gelen kar sebebiyle ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlatırken, yaza hazırlanan doğa ile beyaza bürünen yollar havadan görüntülendi. Karabük'te yağışlar sonrasında yumuşayan toprak sonucu oluşan heyelanda, bu kez çocuk oyun parkının bir bölümü yaklaşık 4 metre çöktü. Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu sokak üzerinde bulunan oyun parkında meydana geldi. Aynı parkın farklı bölgesinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayında da heyelan meydana gelmiş ve çatlaklıklar oluşmuştu. Safranbolu Tokatlı Kanyonu'ndaki kristal cam seyir terasının içindeki kafeterya ve beraberindeki kır lokantasının 14 Nisan Perşembe günü bir yıllık kiralama ihalesi yapılacak. Karabük İl Özel İdaresi geçtiğimiz yıl Kristal Cam Seyir Teras işletmecisini tahliye etmiş ve terasın işletmeciliğini kurum olarak kendisinin yapacağını duyurmuştu. Vergileri hariç tahmin edilen yıllık kira bedelinin 120 bin lira olarak belirlendiği ihale şartnamesine, İl Özel İdare'nin bu sefer çok ağır şartlar koyduğu da gözlerden kaçmıyor. Bir yandan, şartnamede yer alan, idare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit etmekte serbesttir maddesi de farklı farklı yorumlanıyor. Thank you.